Peki şu şeye alabilirsin ya. Kim aldı? Ramazan vardı aşağıda. Nerede? Ramazan ne vardı? En dipte. Basıyorum şimdi. Şey yanlış. Tabakları mı hocam? Tabasın. Ben al. Sor bakayım. Yemek yedin mi? Geliyoruz. Kahkaha atayım ya. Yalan dili de. Anamdır. Elhamdülillah ilezi bilemedi tatlı sonra sallu ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin afsala sonra vettelerin nevle nasıl müşahmeler. Ya Rabbi bir sor vakti daha bize nasip eyledi. Sana hamdü selamlar olsun ya Rabbi. Ya Rabbi bu sor vakti hem bizim hakkında hayırlısı, Ramazan-ı Şerif'e bizim hakkımızın hayırlısını geçmeyi nasip eyledi ya Rabbi. Ya Rabbi geçen sene aramızda olup da bu sene aramızda olmayan bütün maden şehitlerimizin de bu Ramazan-ı Şerif'in yüzünü Rahman'ın affedir Allah'ım. İlahi Teala Fatiha. Arılar madenciliği çalışıyoruz. Kaç senedir madencisin abi? 20 senelik madenciyim. Askerden gelince buraya başladık. Allah'a şükürler olsun. Başladık, emekli olduk. Hala daha devam ediyoruz. 20 senedir maden ocağında. Evet. Helal lokma. 20 metrelerce aldım. Neler söyleyeceksin abi? Allah'ın izniyle. Vallahi şimdi şükür olsun Mevla'ya. Öncelikle sağlıklı bir şeyimiz var. Bu işçiler sayesinde evimizi, barkımızı, her şeyimizi aldık. Yine bir Ramazan-ı Şerif'e geldik. Ama küskün bir Ramazan-ı Şerif. Neden derseniz bu Kur'an hastası bizi birbirimizden kopardı. Yani insanlığı birebir ayırdı yani. Yani bu üzücü şeyler olmasaydı daha iyi olacak. Vallahi ben mutluyum. Çünkü çalışmak da ibadettir. Çalışmak da ibadettir. Bu yüzden ailem de mutlu olduğuna inanıyorum. Onlar benim şu anda yoluma bakıyor. Tek emelimiz sağlıklı bir şekilde ocağa girip çıkmak Allah'ın izniyle. Başka... Ocakta peki oruç nasıl geçiyor abi? Vakit hızlı mı geçiyor? Nasıl geçiyor? İnsanlar hep böyle merak eder ya yerin altında toprağın içerisinde zaman nasıl geçer diye. Samimi söylüyorum şu an normalde ben oruçluğa, açlığa dayanamam. Mesela birinci vardiyayken saat 3.30-4 oldu mu kan şekerim düşer benim. Ama Allah'ın izniyle oruçluyken hiçbir şey almıyor. Yani niye yemek, ne su, ne başka bir şey. Yani... Geç ver abla, baksana şöyle. O anlam abi. Evet canım. Sözde bir de biriz var be. Abi.
15 yıldan beri yer altında çalışıyoruz. Yine bir Ramazan geldi malum. Siz de burada ilk sahurunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Metre aracı altında ailenizden uzak. Neler söyleyeceksiniz abi? Evet, hayırlısıyla bu sene de Ramazan ayına eriştik. Malum dünya gündeminde salgın hastalık var. Özellikle bu Ramazan biraz daha değişik olacak. Ramazan ayları her şeyiyle çok güzel ve bereketli bir şekilde geçiyordu. Bu sene biraz buruk da olsa Ramazan ayını yaşayacağız. Madencilikte Ramazan ayı gerçekten değişik bir şekilde hissedilebiliyor. Her şeyiyle Ramazan gerçekten bereketiyle geliyor. Yediğimiz, içtiğimiz, rızkımız fazlasıyla artıyor. Ramazan yer altında olmak nasıl bir şey abi? Böyle insanlar yukarıda ezanın sesini duydukları zaman oruçlarını açarken siz burada birbirinize sesleniyorsunuz. Hadi iftar vakti geldi, hadi sahur vakti geldi. Evet. Nasıl bir duygu yani? Dışarıdaki insanlar madenciliği böyle bir düşündükleri zaman tuhaf geliyor. İnsanlara korkunç geliyor ama siz yerin metrelerce altında helal rızık peşindesiniz. Evet. Bu nasıl bir duygu abi? Aynı dediğiniz gibi bizim burada sahurda ve iftarda yer altında çalışan arkadaşlarımız dediğiniz gibi topun sesini veya ezanın sesini duyamıyorlar. Dolayısıyla ezana yaklaşırken, iftara veya sahura yaklaşırken arkadaşlar birbirlerine seslenerek zamanı bildiriyorlar. O son saatlerde herkes saatine bakar, saatini birbirlerine söyler, sofralar hazırlanır. Birlik içinde coşkuyla yemekleri yenir, iftarları yapılır, sahurları yapılır. Dışarıdan gerçekten çok farklı. Buradaki nimetiniz daha kıymetli, daha değerlidir. Dışarıdaki sofraya kesinlikle benzemeyecektir. Dışarı tabii çorbalar, yemekler ama bu yerin altında... Aynen dediğiniz gibi. Kursağın çok lezzetli olur diye. Aynen. Yer altında lezzet daha farklı oluyor değil mi? Aynen dediğiniz gibi. Soğanın da, soğanın, ekmeğin, her şeyin lezzeti ve değeri burada daha çok artıyor. Bu kesin yani. Siz neler söylemek istersiniz? Türkiye'ye bir mesajınız var mı? Yer altından böyle bir maden işçisi olarak madene çalışan birileri. Evet, Ramazan ayı hayırlısıyla geldi. İnşallah hayırlar getirecektir tüm İslam alemine ve Türk halkına. Hayırlı bir şekilde Ramazan ayını tamamlayıp inşallah mutlu, mesut bir şekilde bayramına erişiriz. Dualarımız hep iyilik yönünde, dünya barışı yönünde. Ve özellikle de salgın hastalığın bir an önce bitmesi yönünde olacak. Allah niyetinizi kabul etsin arkadaşlar. Allah razı olsun. Ramazanlar.